GP takımı kazanıp bıçak roundunu City seçti. Ama şimdi o YT'den güzel bir headshot. Biskuit ile beraber bir kill daha geldi ve adam avantajı şu an GP Ice takımında. Best motion. Şimdi long tarafına doğru giderken Biskuit'i yakaladı. 3'e 3 durum. C4'ün konnektörün arkasında olduğunu görüyoruz. Henüz daha taktik evet. Belli değildi. O yüzden şimdi mid gösterdikten sonra tekrar bombayı alıp taktiğini yapacak ama tabii şu an harita çok genişledi. Özellikle Ant takım için. Yani birçok taktik uygulayabilirler. Farklı fake'ler atabilirler. 3 kişi kaldığı için rakip. Ama bakalım nasıl oynayacaklar. A tarafında da Infri. Side tarafından zıplayarak info almaya çalışıyor. Bu arada kit de yok. Hiçbir GP Ice takımında. Evet. Fast Motion ve Imor. Long tarafından ilerliyor. Şahbaz. Tabii elinde USWP var. Rahat rahat gezebilir aslında. Uzun mesafede iyi bir silah. Pistol olarak. Fast Motion'da yerden P2000 aldı. O da aynı şekilde. Ve bir B split gelmek üzere. İlk önce long'tan gelecek. Varil'de bir oyuncu var. Onun dışında B tarafında bir de sanırım City'de bir oyuncu görüyorum. Bakalım nasıl bir savunma crossfire'ı göreceğiz. Incon hiç göstermiyor yalnız kendini. Fast motion eğer oraya bakarsa dediğim anda şimdi fark etti ve teki göndermeyi başarınca B site şu an açıldı. Incon'un vurması lazımdı fast motion'ı. Vuramadı. 2-3 pozisyon kit yok. Hızlı bir şekilde kill gelmesi lazım GPS takımı için. İlk önce de CT bölgesinden sanırım backup'a geldi. Dediğim anda bu arada birer kill. Şimdi HN7 dediğim anda Şahbaz'a düşünce 2 kill Fast Motion'dan, 2 kill Şahbaz'dan Ante Esports takımı iyi bir ilk round geçirerek maça galibiyette başlamış oldu. Evet, GPS takımından bakalım nasıl ikinci bir round izleyeceğiz. Biskuit hemen Deagle'ını aldı. Infree'de CZ ve Armor görüyorum. Bu arada anket sonucumuza da bakalım. Asus Superbook of Gamers maçı kim tanır anketin sonucunda %75 oranla Ant Esports çıktı, evet. Ki bence çok çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran gerçekten. Ya belki best of one olsa ben de katılabilirdim ama hani seride GP'in belki biraz daha direnme şansı artabilir diye ben biraz daha düşük bir oran bekliyordum. Bu arada Ant takımında da bir oyuncunun düştüğünü görüyoruz. Şahbaz sanırım oyundan düştü, tekrar bağlanacak. İyi bir ilk roundta geçirmişti yalnız Şahbaz bu arada ama round içerisinde birkaç kere duvarlara baktığını, böyle bir hani rahatsız olduğunu gördüm. Belki bilgisayarında bir sorun veya internetinde sorun olabilir. Onu belki düzeltmek adına bir çıkıp tekrar bağlanacak diye tahmin ediyorum ve ilk roundta Ant Esports'un oldu böylece. Geçtiğimiz hafta Space Soldiers'a karşı Biskuit'in AWP ile oyunlarını hatırlıyor musun? Evet. Çok iyiydi. Ve yani GP'in o maçta belki de tek direnen oyuncusuydu. Hani frag olarak işte güven olsun, space olursun karşısına çıkıp vurma anlamına. Diğer oyuncuların biraz geride kaldığını görmüştük ki senin de söylediğin gibi hem YT olsun, hem Infree, hem Incon, bunlar dönem dönem maçlarda çok iyi oynayan oyuncular. HN7 ile beraber ama sadece Biskuit Space Soldiers'a karşı mücadele edebilmişti. Tabii AWP ile çok iyi iş yaptı. Ben bugün de AWP ile Biskuit nasıl oyun oynayacak onu merak ediyorum. Tabii Overpass bunun için uygun bir harita. Yani Cache de uygun çok. Bir harita. Hatta Cache'de mid tarafından ben turnuvanın başından beri birçok hareketini hatırlıyorum Biskuit'in direkt. Belki de hani videoluk olabilecek diyebileceğim. Belki de movie'lik olabilecek. O yüzden Biskuit'ten de yine etkili bir gün görebiliriz. Şimdi Şahbaz'ın bağlanmasını hala bekliyoruz bir yandan. Dediğimiz gibi bugünün ikinci serisi bu. İlk seride Sons of Snakes takımları ve Rollback takımları karşılaştı ve Sons of Snakes 2-1 ile adını bir üst sıraya yazdırırken Rollback takım turnuvaya veda etti. Bu maçın galibi de Sons of Snakes ile kaybedenler tarafından oynamaya devam edecek. Finali mücadelesi yapacak. Turnuvada diğer kalan takımlar da kazananlar tarafından Space Soldiers ve Dark Passage'dı. Durum 1-0 Anti Esports. İlk pistol roundunu kazanmayı başardı. Özellikle T-Site'da pistol roundunu almak çok önemli. Evet, Şahbaz'ı bekliyoruz. Tabi ilk elder şöyle çok önemli. Az önceki seyrettiğimiz seride Sons of Snakes sanırım 6 tane ilk round'un sanırım 5 tanesini almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, çok da emin değilim ama yani Sons of Snakes çok iyi ilk elder almıştı o seride. O yüzden burada da özellikle 3 haritaya gidiyorsanız mücadeleniz, o 6 tane ilkenin 4-5 tanesini almak direkt moralman çok ciddi bir avantaj. Kesinlikle. Bu arada evet, Ant takımında Şahpaz'la bağlandı. Bir internet sorunu vardı Şahpaz'la. O halloldu ve tekrar sunucuya bağlandı. Şimdi pauzda kalkacaktır ve maça kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bence bu arada GPA fena olmadı. Yani hani direkt tekrar konuşup hataların üzerinden değerlendirmek anlamına iyi bir imkan İyi oldu. Bir pistol pause oyuncuları bu oldu. arada biliyorsun. Hani turnuva sürecindeki en iyi pistol takımlarından bir tanesi. Kesinlikle. YT ve Biskit'in zaten ben çok çok iyi oyunlarını hatırlıyorum. GPA Ice. Bakalım 3'te Eagle, BP 250, bir CZ neler başarabilecek bu roundda. Diğer yandan 4 tane rifle var. Anti Esports'ta Abyss Mac'ten almış. Infiri de güzel bir pozisyon aldı şimdi kendine. Short'tan pikledi. Infoyu aldı. Tam tersi alt takımda çok yavaş bir başlangıç yapıyor. Çok kontroller long tarafında Abyss. Bu arada connector'dan YT'yi bulunca en azından biraz daha haritayı açmış olacak. Tuvalet tarafında iki oyuncu var. Biri yakın, biri uzak. Biri Biskit, biri HN7. Şimdi Biskit timing yapmaya çalışıyor ama onu çok güzel gördü Raiden. Hata yapmadı. Şimdi Şampaz long'tan direkt koşuyor. Karşıdaki oyuncu da yakaladı HN7 ve plant gelecek. Rahat bir plant. Arka taraftan gelen iki tane oyuncu var. Bakalım arkalanabilecekler mi? Abyss şimdi onların üzerine koşuyor. Evet, elinde Mac'ten olduğu için Abyss biraz da para biriktirmek isteyecektir bankası için. Yalnız Infree yakın mesafeden buna izin vermedi ama Raiden trade'ini alınca alt takımı 2-0 buldu ve GP takım için artık hardiko zamanı. Bir de bu ekonomiyle yalnız AWP de alamayacak daha sanırım üçüncü el. Yani ben en azından forklamamasını bekliyordum Biskit'in veya hani başka bir oyuncunun en azından para biriktirmek için. Ama galiba ilk silah roundunda onlar da AWP göremeyeceğiz. Tabii orada bir knife round gelmezse, knife round diyorum, knife kill. Hani diğer yandan Anti Esports'ta da belli bir AWP oyuncusu yok. Yani zorlama AWP oyuncuları var. Daha çok pozisyona göre oyuncular Kesinlikle. kullanmaya çalışıyor. Bizden iyi bir net olabilir. Yok, Biskit'in çok fazla canını götürmedi. Bu arada 5 stack. GP takım 5 oyuncu birden. Ant takımı bunu nasıl fark edecek göreceğiz. Şimdi short tarafından Abyss hala info almaya çalışıyor Mektan ile beraber. Çok da zorlamadı. Yalnız Ant ne kadar kontrollü, dikkat ediyor musun? Yani bu bazen de biraz zararlı olabiliyor ama bakalım silah roundunda göreceğiz bunu. Güzel bir reaksiyon. Abyss'ten bu sefer Biskit'i bulmaya başardı. Ama daha bir sürü oyuncu var site'da. Oradan nasıl geçti hiç hasar almadan, ben bunu anlayamadım yalnız. Abyss. Evet, senle 3 kill çıkardı en son Glock. 4, 5 gelir mi? Çok az canı kaldı. Fazla şansını zorluyor Abyss ama Oo. bunda da başarılı. Heaven'daki Ace. oyuncuyu da düşürdü Abyss'ten. Ace. Ve sanıyorum Gandhi'nin Ace'inden sonra Okçin Ace atmış mıydı? Keriman attı bir tane. Kerim'an attı, Gandhi attı. Bu da 3. Ace olacak bugünün Abyss tarafından atılan. Evet, iyi de para yaptı yalnız ve direkt AWP'yi aldı zaten. Zaten takımın AWP'cisi şu an. 3-0. Bakalım GP nasıl bir reaksiyon verecek? Bombaları oldukça kısıtlı, hiç kit yok. O yüzden zor bir savunma izleyebiliriz. Incon şimdi hemen ABC yakaladı. Abyss'ten çok büyük bir hata. Yani tek başına. Çok ezber bir vuruş oldu. Müskit'in pozisyonu çok güzel. Hani orayı Rain ve Fer çok iyi oynuyor. Bakalım Müskit nasıl oynayacak. A tarafında bir terör parkında boost var. Mid tarafını görmek için. Fast motion'la beraber. Ve Ağlok'tan yavaş yavaş ilerliyorlar şimdi. Tabi böyle gittikleri zaman Biskit onları duymayacak. Ve Fast Motion B'yi feklemeye devam ediyor. B'ye sanacaklar. Şu an birazdan The Bomb has been planted. Evet. Şimdi çok çabuk anladılar tabii fake olduğunu. Ama bakalım Biskit arkadan gelip kaç tane vurabilecek? Çünkü onu beklemiyorlar. Evet. C4'ü Ama Abyss çok yakalayabilir kötü mi? yere kurdu. Duydu. Bisküvi sadece bir kill çıkartabiliyor. Trade geldi Abyss'ten. 41 canı var. Dumpster'da fazla zorlamadı GPI oyuncusu. Şimdi 2-2 retake. Kit yok. Hiç flash yok. O yüzden eğim dediğim anda Incon çıkıp hemen Abyss'i buldu. Tek kaldı Şahbaz. Long tarafında. Bakalım YT çok güzel bir Çok shoulder pick zorlandı. ama Vurması vuramadı. gerekiyordu Şahbaz 1-2 durumda. Çok güzel bir clutch kazandırdı takımına. Ve Anti Esports ikinci silah roundunu kazanıyor. Böylece ekonomik reset de geldi Özgür. Yani orada YT'nin bir şekilde daha iyi bir long picklemesi yapması lazımdı. Neredeyse hiç hasar veremedi YT'ye. Evet. YT'nin Şahbaz'a. Şahbaz da tecrübesiyle round'u kazandı. Ve dediğin gibi ekonomik reset. Bu arada Şahbaz yine düştü. Round'u alıyor, Şahbaz düşüyor ondan Evet, sonra. şimdi clutch alıp düşüyor. İkinci clutch'ından sonra yine düştü. Ve 4 kişi kalmış durumda şu an. Ant Esports takımı. GP'in de oyun içi farkındalığını biraz daha arttırması lazım. Yani Biskit evet connector'a geldi. A savunmasını aldı ama nerede bu adamlar? Yani sadece fast motion short'ta kalıp fakelemesini yetti bütün takım için.
Evet, tekrar Şahbaz'ın bağlanmasını bekleyeceğiz biz de. Skor 4-1. Şimdi forcelamayı tercih etti GPS. Bu forcelardan birisini, ikisini hani harita içerisinde kazanmak zorunda City takımları. Çünkü ekonomiyi gerçekten çok yoruyor. Doğru. Yani bunu da kaybetseler iki el daha ekolar. Bilsin 8 Freire'li şu an tabii dikkatimizi çekiyor. Gerçi bir tane TK'sı var. Eko round'unda. Anti Eko round'a karşı. Tabii yani takımlar OPS çok fazla oynamadığı için işte bu round içi farkındalık biraz fark yaratabiliyor. Şimdi cash haritasında artık oyuncular çok alışkan olduğu için hani mid tarafında mesela bir süre sonra oyunu çözmeye başlıyor. Acaba oradan mı geliyorlar? Bu ses niye buradan gelmedi hiç falan gibilerinden ama OPS'te şu an tamamen bir bilinmezlik hakim. Alt da bunu çok çok iyi kullandı. Özgür şimdi GPS oyuncusu Biscuit A'yı çok ileriden savunuyor. A'yı çok ileriden savunmak evet bazen yararınız olabilir ama orada bir crossfire setup olmalı. Hani birebir kombata girip ölmeniz hiçbir fayda sağlamayabilir. Şunu yapmanız daha iyi olabilir zaman zaman. Side oturun. Zaten çok önceden info alabilme şansınız var. Hem SWAT'tan zıp... Grafiteleri getirdikleri iyi oldu yani. Ama 50 kere basmak nedir ya bir grafitiyi? Yani... Grafitiyi parayla satmasalardı. Hayır, parayla satmayı geçtim. Bir de bir tanesini 50 kere basabiliyorsun sonra bitiyor. Eskiden 1.6'da. Bununla ilgili çok güzel mimler var internette. Hani Gabe'ın bunu nasıl ortaya çıkardığı konusunda işte bir fikrim var falan diyor böyle. İşte grafiti yapalım süper harika ama 50 kere basılsın sadece falan diyor. Ve paralı yapalım. 1.6'dakini hatırlıyor musun? Onu evet. V harfi vardı ben çok onu kullanırdım. Defaultlardan bahsetmiyorum. Kendi fotoğraf falan ekleyebiliyordum. Tabii canım şey vardı. Merdiven şeklinde sprey vardı. İnferno'nun düzeltiyorum. Nük'ün girişinde, binanın girişinde ona sprey bastığın evet, zaman sanki evet. Çatıya çıkabilecek misin gibi merdiven görünüyordu. Şey de vardı. Ve insanlar onun üzerinden çıkmaya çalışıyorlardı spreyden sonra. Direkt oyuncu grafiklerini de yapıştırabiliyordu. Evet, evet. Onlar çok güzeldi. Yani duvarı bir tanesini yapıştırıp evet. Çok customize edebiliyordu gerçekten ama. Ben kendi profil resmimi falan hatırlıyorum küçükken ama bayağı küçüktü o zaman. Yargılamayın yani. Tamam yargılamadık da o da öyle şeyler. Kim yapmadı ki falan. Güzeldi o günler ya 1.6'da. Yani benim 1000 tane falan harita vardı. Maps dosyam, klasörümde. Yo, hepsini oynuyor muydun girip? Hepsini oynamışımdır ya. Böyle koleksiyon gibi bir şey. Hani nerede harita varsa topluyordum. Ha. Surf haritaları vardı. Çok değişik haritalar da vardı. Daha çok şey, AWP haritaları falan ilgi çekerdi orada. AWP India falan vardı. Aim haritaları da çok fazlaydı biraz tabii da. Tabii. Evet, Şahbaz'ı sonunda server'da gördük. Welcome back. Sen bıraktığın gibiyiz Şahbaz yani. Burada bir değişiklik yok. Senin inşallah internet sorunun çözülmüştür diyelim. Tekrar silah round'una geçeceğiz. GPS takımında bir force görüyoruz tabii ekonomik asetten sonra. Incon'da sadece FAMAS görebildik. Diğer oyuncular pistollü. Ve maçın 6. round ile beraber de tekrar devam edeceğiz. Pauz hala kaldırılmadı. Birazdan kaldırılacaktır. Yani şu an ufak tefek sanırım yazışmalar devam ediyor chatten. Oyuncuların hazır olmasıyla ilgili. Evet, Şahbaz'ın silahını aldığına göre herhalde hazır olduğunu anlayabiliriz. Evet, an pauzla beraber de artık tekrar maça döndük. Ve Ant takımı 4-1 önde dediğimiz gibi. Önceki round'u kazandı ve ekonomik asetle beraber de GPS takımında para kalmadı. Onlar da forceleme tercih ettiler bu yüzden. Yalnız Biscuit bu sefer para bıraktı. Sanırım o 2 round sonra AWP için artık oynamaya başlayacak. Tabii biraz geride kaldı. Nade'in atacak mı? Attı ama kimseye zarar veremeyecek tabii ki. Bir wallbang ama çok canı gitmedi Infi'nin. Hemen geri çekecek. 3B savunması bir de connector. Agresif GP takımı ama kötü bir flash bu arada. Yakalarsa kritik bir noktaya gider az kalsın. İkinci açıtı da bulacaktı Biscuit. Sadece bir tanesiyle yetinmek zorunda. Konnektörde bir oyuncu var ya biz. Arkasından yakaladı YT'yi. Şimdi bakıyorum fast motion.
Tabii tarafından kimse yakalayabilecek mi diye, ama evet, alt tarafına çok derin savunma yapıyor bu sefer GP takımı. Sen dediğin gibi bir oyuncu Swat arkasında, bir oyuncu Trak'ta şu an. Ama tabii silahlar çok yetersiz. Yetersiz. Tutmaları zor olacak. Nate geliyor. Molotov gelmesi lazım Trak tarafına. Şimdi fark ettirmeyecek Infiri kendini orada, ama en sonunda çıkmak zorunda kaldı. Hem Fast Motion hem de Imor. Side'daki iki oyuncuyu da düşürüyorlar. HN7 son kalan isim. Bir CZ çok da bir umut vaat etmiyor ona. Ve armor'ını korumaya tercih edebilir tabii. Bir sonra Eko'ya düşecekler. Hardiko hatta. Ama tabii silah kaçırmaya da çalışabilir. Yerde bir silah var en azından, Şahbaz'ın silahı. Ama timing yemek üzere Fast Motion onu vuruyor. Ve Ant takımı da böylece 5. rounduna ulaşmış oldu. Şimdi Hardiko göreceğiz. GP takımında Biscuit AWP ekonomisi sebebiyle yine de alabildi pistolünü. 5-1. Bu sefer tercih etmediler. Tuvalet tarafından iki tane savunma var. Biz çok ezber çıktı. Infiri'yi cezalandırıyor Boost'ta. Çünkü bunu daha önce de yapmışlardı. Evis'i yakalamışlardı. Bu sefer Evis iyi karşılık veriyor. Long tarafına bir smoke. Biscuit çok güzel bir timing. Süper, süper bir savunma. Kondo bir oyuncu buldu Biscuit. Yeteneklerini hele şükür gösterme şansı buldu. YT de arkadan Fast Motion'u yakalıyor. GPS takımı sadece bir oyuncu kaybederek bu roundu kazanmış yani oldu. Yani şimdi tuvaleti kontrol etmek için de longdan tuvalete gelmek kadar kötü bir açı yok. Yani orada mutlaka ya üst park tarafından ya mid tarafından bir oyuncunun gelip en azından bombalarla beraber yardım etmesi lazımdı. Açı çünkü kötü çünkü. Çok dar bir yer orası ve sizin daha geç gördüğünüz bir açısı vardı. Biscuit de bunu çok iyi değerlendirdi. Agresifliğe devam ediyor. Biscuit yine üst park tarafında pozisyonunu aldı. Hatta yanında bu sefer YT de var. Şimdi o geri çekiliyor ama Biscuit'i bıraktılar. Bir kill çıkarmaya başardı yine Biscuit. Şu ana kadar çok başarılı olmasa da son geçtiğimiz birkaç roundda Biscuit İş yapmaya devam ediyor. İki tane oyuncu düşürdü. En sonunda trade imar oluyor ama bu kazanç şu anda GPS takımında gibi duruyor. Raiden short tarafında yakın oldukça. Infree bakalım tahmin edecek mi? Orada çünkü Abyss short'a sızmıştı. Tur arkasında bekliyor. Güzel bir headshot HN7'den. Infree de Abyss'i buldu. Tek kalan oyuncu. Ant takımında 1v4 pozisyon. Bakalım ne kadar hasar verebilecek GPS takımına. Aksi takdirde yavaş yavaş Ant içinde ekonomik sıkıntılar başlayacaktır. Evet. Imor da oyuncu düşüremedi. Hani geçtiğimiz roundda da bir oyuncu kaybetmişti sadece GPS. Ekonomiyi de birden hani iyileştirme fırsatı buldular. Şimdi Özgür, Ant geçtiğimiz restart eşleşmesinde Overpass'te TD evet yine iyi oynadılar. Ama City'de biraz kötü gibiydiler. Hani TD alabildiği kadar round alması gerekiyor Ant eSports'un. Yani olur da bir de buradan 8-7'ye giderse ikinci yarıda GP takımı öne bile geçebilir. Tabii ki neden olmasın, her şey. Hani Royal Black maçında da gördük. Erkenden bitmiyor, öne de geçseniz sonuna kadar iyi oynamanız lazım. Durum 8-4. Hala büyük avantajı var Ant eSports'un. Onu çok açıkta Biscuit AWP ile şutunu kaçırdı ama hani önünde bir fırsat vardı orada Ant eSports oyuncusunun, o da değerlendiremedi. Ve bu sefer de YT'yi longta tek bıraktılar. Yani biraz riskli oynuyor GP. Bakalım orada 3 oyuncu yani duvarın üzerine atlayabilir, pick yapabilir. Biscuit de yardıma geldi sanırım. Long'a bakıyor AP ile. Orada Ant yine aynı şekilde yalnız. Hani Long tarafından tuvalete girdi. YT görmedi mi acaba? Evet, Şahbaz görememiş YT'yi. Entry yine GPS takımı buldu. YT de çok iyi dolanıyor. Çok Long'da. Çok akıllı. Eğer duymadıysa onu Ant oyuncuları çok iyi arkalayabilir ama B'ye gidiyor şu an. Neden? Çok yanlış okudu oyunu. İnfo yok. Short'tan kimse info almadı. Çok yanlış okudu oyunu YT. Retake'de artık YT'nin yapacak çok işi var. Çok işi var ve geç de kaldı Retake için yine. Yani A'yı boş bırakmak, hele ki 5 oyuncu hayattayken inanılmaz. Arkadan gelen YT'yi düşürdüler. Konektörden de bir oyuncu geliyor ardı ardına. 3 kill çıkarmayı başardı. Anti-sports oyuncuları
Biskit şimdi Gilmore'u düşürmüş. Ebis trade aldı birebir pozisyon. Infri Ebis'in nerede olduğunu biliyor ama Ebis o kadar güzel bir noktaya geçti ki. Ama zamanı var Infri'nin. Eğer Rock'la yaklaşıp dediğim anda Ebis çok zorluyor. Köşeye sıkıştı Ebis. Yakalayamadı. C4'e yeter mi Özgür? Yetmez. Çözecek. Çözebilir. Çözdü. Evet, çözdü şu an evet. Yani YT çok kötü okudu oyunu. Yani şahbazı vurunca sanki sadece bir kişi fake atıyor diye düşündü Long'da ama hiç öyle değildi. Mutlaka tuvaleti kontrol etmesi lazımdı. Bu hatası az kaldı round'a mal oluyordu ama Infi'den güzel bir clutch round seyrettik. Ebis'in tüm çabasına rağmen. Onun da 18 kill olmuş. 8-5. GPX ilk yarının kalan 2 roundunda kazanmak isteyecektir çünkü önde kapatma ihtimali yok artık. Ama farkı ne kadar azaltırsa kar onlar için. YT bu arada iyi pikledi. Raiden'ı düşürdü konektörde. Aynı şekilde Biskit de killerine devam ediyor. Şahbaz ama bu sefer trade'i aldı. Hala adam avantajı. GP takımında 4 vs 3 pozisyon. B tarafında da Ebis çok agresif shortta. Yani Infri'ye şansını denerse diyecektim ki geliyor. Gibi. Sadece 8 mi? 6 mı? Sadece 8 canı kaldı. İyi bir tahmin. Fast motion şimdi bombayı almaya gitti ve bakıyorum. Acaba A'ya mı taktikte tercih edecek? Ant takımı sadece 2 tane smoke'ları var aslında. Buradan dumpster ve bankayı kapatıp girebilirler. İlhani şekilde B tarafında heaven'ı atabilirler. Zaman var. Bomba da var. Şimdi fast motion'da Şahbaz. Tuvaletten yaklaşıyorlar. Evet, atak diye gidecek. A'da iki oyuncu. Dumpster'da. İlk oyuncuyu buldu bile. Güzel bir kill çıkardı. Kendisinin de canı azaldı aslında ama. Son 30 saniye kala ant takımı Smondo içerisinden geçmek zorunda kalacak. Fast motion flash'ini attı Long'taki arkadaşı için. Ebis'in canı çok az. YT Ebis'i yakaladı. Artık fast motion'da yakında bir yerde olduğu belli. İyi bir spray kontrolü var aslında fast motion'da ama oradan tabii zor bir pozisyon olduğu için sadece bir kill çıkarabildi. Evet, YT'nin de görmeyen rakibine karşı, ona bakmayan rakibe karşı daha çabuk kill alması gerekiyordu. Bayağı bir spray yapmasına izin verdi rakibinin. Ve artık ilk yarı son roundu. Yani Immortal da en son Kadesh Light Armor aldı. Çok iyi bir buy round değil. Ant takım için. Ama hala bir şansları var. GP'de dediğimiz gibi 8-4'lerden burada şu an mı geliyor? 8-7'ye getirecek. Evet. Short geliyor sanırım. Evet, short flash geldi şimdi. Kontrollü bir aş gelecek. İyi Molotov onları yavaşlattı. Bu konektörden YT çıkmış. Sadece bir kill alabildi. Konektörde daha fazla oyuncuları var. Burada Infiri'nin kili çok önemliydi. Monster'da tek oyuncu bıraktılar. Bu arada Biskit de çok agresif. Yani Özgür son ilk yarının son roundunda çok büyük özgüven. Ve işe yaradı bu agresiflik. Çünkü GPI üst üste roundları almaya devam ettikçe takıma bir özgüven geldi. Biskit. Hiç sağına soluna bakmıyor biz. Sanırım ya radara bakıyordu ya konuşuyordu evet. Arkadaşlarıyla çünkü cezayı da kesti biz. Öyle bir animasyonu görmeme ikvanı yok. Gerçi 4'e 3 oynasa da belki görmemiş olabilir. Balon'un bir pozisyonu vardı hatırlıyor musun Overpass'te? Ağaçta. Major'da. Aynen. Long tarafında. Son kalan Raiden. Bombayla aslında B'ye şu an koyabilecek. Tamamen yine GP'den bir yerleşme hatası diyebiliriz. Raiden da şu an tabii şaşırıyor. Nerede bu adam var diye bakıyor. Yani C4'ü kursun. Hiçbir sıkıntı yok GPS takımı için. Ama tabii Raiden hala diyor ki burada biri olması lazım yani hani. Ama Raiden bence fazla diretmesin. Tabii. Saniye de azalıyor çünkü. Ve yaklaştılar da. Şimdi Infri'nin tepkisini merak ediyorum dediğim anda. Evet, sürpriz. Raiden'ın vurması gerekiyordu Infri'nin. Evet, ilk yarının son roundu artık tamamlandı ve Ant Esports takımı 8-7 ilk yarıyı önde kapattı. Genel anlamda maça iyi girmişlerdi. Zaten çok ciddi bir skor avantajıydı. Evet. Hatta üst üste öne geçmişlerdi. Ama sonra GP yavaş yavaş hem Biskit'in hem YT'nin bireysel performansıyla beraber dengeye getirmeye çalıştı ama 8-7 skor bence fena değil. Senin de söylediğin gibi Ant bakalım counter tarafına neler yapacak. Nasıl bir ilk yarı oldu? Yani ilk yarıda ben Ant Esports'un daha da fazla farkı açmasını beklerdim. İyi bir başlangıçtan sonra. Çünkü GPS çok kötü bir koordinasyonla başladı. Hatalarla başladılar. Oturtamadılar oyun A planlarını. A tarafında özellikle. Oturtamamışlardı. Şimdi çok agresif bir Ant takımı savunması görüyoruz. Long tarafından 3 oyuncu birden açılıyor. Tüm infoyu alıyor ama bakalım buradan şimdi mid tarafına mı gelecekler? Konektörde ses yaptılar bu arada. Onu fark ettiler mi acaba? Hayır, tekrar konektördeki oyuncular B'ye yöneldiler.
Tabii Ant şu an retection'da çok avantajlı. Eğer B gelirse hızlı bir şekilde dönebilecekler oraya. Haritanın kontrolü Ant eSports'ta. GPS için alan daraldı. B'ye girecekler. Toksik'e molotof geldi. Raiden'ın pozisyonu çok güzel. İlk mermisinde headshot sayda geçen oyuncunun da canını azaltır. Raiden nasıl fark arkadaki etmezler? Öldü. Arkadaki öldü. Raiden 3'ü de buluyor. Yani bu nasıl bir dikkatsizlik? GPS takımından. Üstlük bir kill çıkarmış. Yani volüm... Tek kaldı. Üzerinde 4 oyuncu. Volüm 0 mıydı bilmiyorum ama yani hani headshot'ın yendiği açı belli. Zaten Molotov'la Varel'i yakmışsınız. Oradan short'u vuruyor olamaz. Şimdi şöyle bir durum var. Karşıya bakıyorsunuz. Suda kimse yok. Toksik'te kimse yok. Long'da kimse yok. Çünkü açınız bunlar. Headshot diyor iki tane arkadaşın. Duvarda kan var. Az çok evet. Yani hani kafa oraya patladı. Heaven'a da bakmışsındır herhalde girerken. Orada da kimse yok. Neden dönüp bakmıyorsunuz? Büyük bir hata. Ant'ı da tabii işleri kolaylaştırmış oldu. 9-7. Şimdi GP takımı 5 tane PX-50 çekmiş. Bakalım bir şeyler çıkarabilecekler mi? Agresif savunma Ant takımına. İlk kill geldi. Bu arada Biskit A tarafından yaklaşan oyuncu arıyor ama şimdilik yok. Ebi'si gördü ama tabii combat'a girerse o silahla sıkıntı yaşayacaktır. GPS takımı bence Biskit'in AWP'sine ihtiyaç duyuyor. Ve Biskit çok fazla para harcıyor, AWP'yi alamıyor bu yüzden. Bence AWP'yi kullanması gerekiyor GPS'de. Şu ana kadar da AWP'yle iyi oyunlar ortaya koydu. Neden ısrarla çok fazla kullanmıyorlar bilmiyorum. Evet, tekrar silah round'ı göreceğiz şimdi tabi. Bombada da kurulmadığı için AWP ekonomisi yani, gelmedi tabii, tabii, GP'ye. Gelmeyecek zaten. Bakalım nasıl taktik göreceğiz. Yani çok da az nade var bakar mısın? Hani 4 tane flash bütün takımda. Neden bir UMP tercihi gelmez, bir Deagle tercihi gelmez? En azından in-game leader'ın, yani in-game leader'ın genel takımlarda bu tarz noktalarda UMP aldığını veya hani pistol armor aldığını görüyoruz ki bombalarla en azından taktik yapabilmek için. Şimdi iki tane Ant oyuncusu agresif. Ebis bir kill almış. Smoke içerisinde Infiri geliyordu. Onu da buldular. Raiden'la. Biskit o noktada. Raiden Biskit'i de düşürdü. Raiden hani, çok iyi başladı ikinci yarıya. Çok iyi başladı. Toplamda iki kill çıkardı. Arkadaşı da bir kill çıkarmıştı zaten. İki kişi kaldı sadece GPS'ta. Ve 1B, 1A şeklinde dağılmış durumdalar. Bakalım nasıl bir taktik, bir toplanma izleyeceğiz. Son bir dakikaya girerken Ant takımında ikişer oyuncuyla beraber site'lara dağıldı. Yani imkansız diye bir şey yok. GPS oyuncuları neler yapabilecek merak ediyorum ama bence iki kişinin beraber oynaması daha mantıklı bu durumda. Sanki HN7 bir B'yi fakeleyecek gibi ama tabii bu durumda yani çok zor. Evet. Şimdi sütunun arkasında bir oyuncu var. HN7 ne yapacak? Hiç rotasyon bile gelmedi Ant'tan. Gelmeyecektir çünkü ikinci oyuncu yok. Bomba yok. Çok güzel bir refleks yalnız. Çok iyi refleks. Bir oyuncu kaybettiler artık birisi dönecek. C4 daha gidiyor. Hatta ikisi birden dönüyor mu diye bakıyorum. Evet, iki önce birden döndü. İşte fake şimdi işe yaradı. Ant'tan over rotation. Çok gereksiz yere. Yalnız Ant takımının da gerçekten fazla tepki gösterdiğini söyleyelim. YT Imor'u yakaladı. Raiden geliyor şimdi. Çok iyi başlamıştır anca. Side'deki oyuncuyu yakalar mı? Raiden çok yakın dikili olmadı. YT bir kill çıkarmış HN7. Bu roundu bence kazandıran HN7 Özgür. Aynen öyle. B'de bir frag buldu. Ant bunun üzerine hemen fazla bir reaksiyon göstererek site'i boşalttı ve herkes B'ye dönünce gelip oradan YT'de hem bombayı kurdu hem de devamını getirdi roundun. Ve 10'a 8. Önemli bir roundtu bu GP Ice takımının comeback atma sürecinde. 10'a 8. Wallbang denemesi Incon'dan. Hiçbir mermi bulmamış bu arada. Nereye gitti mermiler? Short'ta açılan oyuncu var mıydı? Hatta. Sanırım yoktu da. Ama yakında bir oyuncu vardı diye hatırlıyorum açılmasa dahi. Connector'da iki oyuncu var. Ant'ta 3 tane de B oyuncusu. Tamamen B short kombinasyonu var dediğim anda YT bu arada. Connector'dan bir kill. İkincisi de geldi. İkinci headshot. İşte Şahfaz long zor. Nasıl two tap gönderdi orada? Yani silah o kadar hızlı ateş edebiliyor mu? HN7 tek kaldı. B tarafındaki oyuncu tutmaya çalışacak. Şimdi ilk kill geldi. Şahfaz yerden AK aldı bu arada. 2'ye 3.
Fast Motion A'dan gitmesin. Çünkü long'dan oyuncular geliyor. Şimdi Biscuit yaklaşıyor oradan. Gördü onu. Ama tabi uzak kombat. İyi de bir net gelebilir oraya dediğim anda. Hayır, iyi bir net gelmedi. Fast Motion hala. Şahbaz da geldi. Yani bu round kritik olacak Şahbaz. Çok iyi oynadı şu ana kadar ama. Artık yardım gelmesi lazım. Fast Motion şarjör değiştiriyor. CZ var elinde. Fast Motion. CZ ile çok iyi clutch getirdi takımına. Anti Esports yoktan var etti bu roundu. Hem Şahbaz hem de Fast Motion ikilisiyle. Yani orada Fast Motion lot yaparken CZ ile yaklaşık bir yarım saat süresi vardı rakibinin. Orada mutlaka bir şekilde üzerine koşup cezayı kesmesi lazımdı. O çok tedirgin olup biraz geri çekilince Fast Motion'da güzel bir clutch imkanı. GP Ice ufak tefek hatalar yapmaya devam ediyor yalnız. Hani yani bu hataları ufak tefek değil ama. Yani bu hataları kaldırılabilecek bir noktada değiliz. Hem maçın hem de ESL Türkiye Şampiyonası noktasını düşünürsek bunlar Ant'ın işine şu an çok yarıyor. GP'de bu arada bir teknik sıkıntı olduğu için bir pause alındı. Birazdan tekrar başlayacağız, hemen maça döneceğiz. Ant takımı da hani bu Ekor Ant'tan diyelim daha doğrusu bayağı bir karlı çıktı. Şahbaz çok iyi oynadı. Yani Deagle'la bir oyuncu düşürdü. Yerden silah aldı. Toplam 3 kill aldı değil mi geçtiğimiz roundda? Long'dan bir oyuncu daha düşürdü sonra. Side'e geldi. Side'e gelirken düşürdü. Aynen. Son 2 kill de Fast Motion'dan geldi zaten galiba. Abyss 20 kill almış. Raiden biraz ikinci yarı kıpırdandı. Hem ilk yarı çok iyi bir 3 tane kill'i var. Ondan sonra bir sonraki roundda yine 3 kill'le sanırım katkı vermişti ya da 2 kill'le. İyi bir geri dönüş ikinci yarıda. Yani ekonomiyi kırıyordu GPIS iyice Anti Sports'un ama bu verdikleri roundla yapmak istedikleri şey başına geldi. Aynen öyle. Biscuit de tekrar forcelamış tabi. Incon bir AK alıp arkadaşını atabilir miydi? Hala yapabilir. Belki Biscuit'e, belki YT'ye. Yani bunlar yani bu yapılması noktada, gereken şeyler aslında. Tabii bu noktada 5 tane oyuncunun da hani pistol armor almak yerine parası olanların bir şekilde rifle'ı, hani bu Galil de olabilir duruma göre, vermesi çok daha iyi. Çünkü hani aldığınız armor belki de yedeceğiniz tekle beraber uçuyor gidiyor. Yani şu an karşıda Kereş var, örnek veriyorum Fast Motion'da. Aynen. Veya AWP var. Hani bütün çabalar bir mermiye gidebileceği için en azından sizin de elinizde bir mermi atabilecek bir silah olması çok daha yani fark ettiriyor. Bir mermi durumuna da fazla takılmamak lazım bu durumda. Yani risk alınır kolayca. Alınması gerekiyor. Çünkü durum 11-8. Bunu kaybederseniz 12 olacak Ant. Bir de Eko'ya düşüyorsunuz. Zaten 13. Eko'ya düşüyorsunuz evet. Ki bir de haritanın güçlü tarafındalar. Hani CT side bir haritadan bahsedebiliriz ORPS olarak. Böyle olunca 13-14-15 çok yakın. Evet, sanırım. Evet, pause kalktı ve AK tercih gelmedi. Nate almayı tercih etti, tamam. Bunun yerine mücadele başladı. Çok fazla Nate taktiği de izlemedik. Hani A'yı smoke'larla kapatalım, molotof'larla alan vermeyelim anti oyuncularına falan. Ben böyle şeyler de görmedim. Ekstra bir şeyler görmemiz gerekiyordu ama bunu yapan ant takımı oldu biz. Çok açılış rahat yapıyor. Yani direkt mid tarafından pikledi. Rahat bir kill. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Şimdi Infree Connector tarafından açılıyor dediğim anda karşılıklı trade'ler. Incon'un çok az canı kaldı. Şahbaz'ın da 37 canı kalmış. A'da tek oyuncu var zannediyorum Abyss AWP'siyle. B'de 3 kişi varken A'ya dönmeleri daha iyi tabii ki. Konnektörde ses verdiler. Şimdi geri dönecekler. Ama tabii Ant en fazla 2'ye 2 saatte dağılacaktır. Yani hani over rotation için hiç imkan yok bence tabii burada. Artık round 2'ye N7'nin ellerinde. Çünkü M4'e sahip. Hani YT'nin de Deagle iyi. Ne çıkacak buradan merak ediyorum. A tarafına 3 oyuncu birden short'tan yaklaştığını görüyoruz. Short'tan yaklaşabilirler. Evet, Abyss var ama orada AWP'le. B'ye smoke mı attılar? Long'da var. Abyss yakında. Evet, ilk kill aldığı bir AWP ile Raiden de orada.
Kaliteli bir kill çıkarmış Deagle'ıyla ama yeterli olmayacak. 12-8 artık GPS son bir eko yaşayıp önündeki ilk silah roundunu almak zorunda. Aksi takdirde haritaya veda edecek ve seride 1-0 öne geçmiş olacak. Dediğimiz gibi ikinci harita Cash ama ilk harita GP'nin seçtiği Opus haritası. Ezbere molotof bombalar ama ikincisi iyi değildi galiba biraz. Biz bu arada midden vurmaya devam ediyor. Son kill. Anında AWP'siyle vurunca 13-8 dediğin gibi artık maçta kalabilmek için belki de GP Ice takımının son şansı bu. Hepsinden 27 kill'e geldi. Yani birçok eko kill'i hatırlıyorum. Hani ama 27 kill'de hiç fena değil yani. Çift AWP göreceğiz bu roundda da. Evil zaten iyi bir AWP'ci. Yani AWP mekaniklerini çok iyi bilen bir oyuncu. 1.6 zamanda da çok iyi bir AWP'ciydi. Hala bunu sürdürebilmesi takdire şayan. Molotov'dan da açıldı. Yeteği düşürüyor. Mor da AWP almış. Short'taki oyuncunun hiç şansı yok. Şimdi biz bir oyuncu daha gördü. Reflexler biraz yok. Şey olsa da körelse de zaman geçtikçe in contact kaldı. A tarafından B'ye yaklaşacak. Ya çok rahat Ant takına bakar mısın? Yani hani B'sinin o aksiyonda, o da aksiyon dedim de AWP'sinin oynaması en zor olan connector'a girip AWP ile 2 kill aldığı aksiyon. Sadece 50 canı gitti. Bu özgüven tabii biraz. Silah roundunda henüz kill bile çıkaramadı GPS ama 4 oyuncu kaybetti. Şimdi Incon geldi 2 kill hemen sana cevap olarak. Ama 10 canı kaldı, onu da fast motion tamamlayınca Ant 14'ü buldu ve artık yavaş yavaş hani haritanın sonu geliyor diyebiliriz. Ekonomik olarak bakıyorum GPS takımından yani iyi bir buy round gelmeyecek. Zaten sadece sanırım YT'ye silah attılar ve bir half buy yaptılar. Çok ilginç. Biskit de burada kendini feda etti. Sanırım yanlışlıkla aldı herhalde. Keleşi almış kendi artık. Hani vereyim dedi. B4-2 yanlışlıkla yaptıysa bravo. Mind varsa daha kolay ama. Yanlış yapmalar. Şey, tuşa basıyorsun. Şimdi bende F3 direkt param varsa çekiyor. Herkes de öyle düşünüyorum. YT bu arada B'si cezalandırmaya başardı ve tek silahlı oyuncu EB'si buldu. Bu arada büyük hatalar. Yani bir şey diyemedim Raiden'ın hareketlerine. Ha bir kere zıpladın. Dön eğim al değil mi? Hala devam ediyor koşmaya, zıplamaya. Infree'de long tarafındaki köşeye şöyle bir piksel run. Yeni modamız. Burası yeni pozisyon. Şöyle bakayım. Hop. Evet. İyi yakaladı. 3 oyuncu long tarafından açılıyor. GPS takımına bombayı kuracaklar. Alt oyuncunun hepsi A'da. Ama retake tabi çok da zor değil. 3 tane silahları var, kitleri var. Bombaları fazla. Özellikle molotoflar. Eğer onları kullanırlarsa. Fast motion'ı şimdi pop flash'ını atmak için hazır. Güzel pop flash. Ama havada headshot dedi. Hem de CZ ile gayet iyi oynadı bugün Şahbaz. İnkon'u yakaladı. Suda son kalan oyuncu HN7. Bir clutch round'u daha kazandırması gerekiyor takımına HN7'nin. Pozisyonu çok iyi. Hala tahmin edemediler. Ama yalnız 4 kaldı sadece Imor. Yani çok yakındı. Biraz daha hasar alsa o düşecekti ve Şahbaz'ın tekrar plant defuse'u için zaman kalmayacaktı. Tabii C4'ü de kurdular. Özgür. Son round'da paraları var ama artık 15'te 8 yani. Hani üst üste 7 round alması gerekiyor. Çok zor. Eşkili biskit AWP alabildim. İşte bunlara daha dikkat etmek lazım. Yani bir oyuncu gerekirse yemeyecek, içmeyecek. Ben AWP ne zaman alırım diye hesaplayacak bireysel olarak. Çok da zor bir şey değil ya. İşte ama yani dikkat etmezsen bak az önce mesela bir miss buy vardı yani. Hani keleş aldı yanlışlıkla. Ve ona hani belki de birkaç round'a mal oldu dediğim anda bu arada biskit mid tarafından sanırım galiba bir oyuncuyu buldu. Hayır, long tarafından düzeltiyorum. İkinciyi de buldu. Biskit açmaya devam ediyor. Ama şimdi Şahbaz. İyi geldi Şahbaz orada. Atağı durdurmuş oldu. Ama tek başına. B side'den nereye kadar dayanacak? Biden A'ya döndü. Tabi birebir dağılmak zorundalar side'lara doğru. Şimdi Şahbaz long'dan gelen
Smog gördü. Çok iyi pozisyon aldı Şahbaz. İlkini vuracak. C4'ü vurdu. C4'ü. İkincisi de geldi. Üçüncüsü de geldi. Son kalan oyuncu HN7. Ama Raiden'la beraber birebir pozisyon artık, yani HN7 şu an haritada son şansını kullanacak. Evet, şu an birebir pozisyon. Raiden çok sabırlı. HN7 de bir acaba A'ya mı gitsem diye şöyle bir baktı. Şu an Raiden'ın her yerde olabileceğini düşünüyor. HN7 biraz paranoyaklaştı ama. Bence Raiden doğruyu yapıyor. B'ye plant olsa en azından sesini duyacak. Ve plant sesle beraber çıkabilir dediğim anda ondan önce çıkmaya baş. Çok iyi bir timing Raiden. Sadece 4 canını bıraktı HN7'nin. O da vuracak Raiden. Kesinlikle vurması lazım. Nasıl kaçtı o? Bilmiyorum, biraz yukarı geldi galiba spreyi. Ama normalde oradan vuruluyor diye hatırlıyorum. Yok yani adama denk gelmedi spreyi sanırım. Yoksa normalde yani geçiyor. Şey merak ettim ben. Adam neden o kadar alçak kaldı acaba? Yanlış aklımızda kalmış demek ki. Raiden fake olabilir düşüncesiyle hemen piklemedi. Az can olduğunu biliyor HN7'nin. Smog geldi. Smoke. Çok iyi bir oyun HN7'den şimdi. Ama Raiden dikkatli. Gördü. Bakmadı. Görmedi. Bakmadı. HN7. İlginç. Yani Raiden o kadar az canını bırakmıştı ki sadece bir noktaya odaklanması Raiden. Acaba Raiden da 4'e 3 mü oynuyordu orada? Yine bir aklıma o geldi çünkü sol tarafından çok bariz görünüyordu ekranda ama. Ya 4'e 3 de olsa görürdü herhalde. Yok, 4'e 3 de göremezdi. Çok köşedeydi çünkü. Hmm. Tam böyle bizim hani ekranımızın sol tarafına gelmişti. O kadar etki ediyor muydu? Ediyor ediyor. Büyük ihtimalle kaçırmış olabilir. Şimdi B tarafında hızlı oynuyor GP Ice takımı ama hemen duruldular. Parası hala var Ant'ın, o yüzden. Bu Ant'ta da bir silah roundu görüyoruz. Sadece Raiden'da UMP var. İşte bomba Monster tarafında. GPS da tabii bir agresiflik bekliyor. Hani Ant'tan bir farklı bir şey. Ve bunu cezalandırmak üzere Incon. Hepsinin 46 canını bıraktı. Şu an ne yapmak istiyor GPS takımı? Şu an belli değil. Şu an tamamen bir hata bekliyor Ant'tan ki hani oraya düşürüp devam edelim diye. Ama Ant'ta da sadece ooo işte bir hata geldi. Toxic'teki oyuncu düştü. Site'de iki oyuncu kaldı. Yani GP, Ice istese şu an girebilir site'a. Hatta 4 dediler B girişini. 3 sanırım. Bir de Monster'dan. Incon. Evet, enteresan. N7 Sandbox'ın arkasında. Boost geldi. Boost geldi. Dikkati çekerse boost. N7 yakalayabilir. Hemen yanında bir oyuncu daha var. Spray. Biraz daha alta inse Şahbaz'ı da bulacaktı. Can az. Monster'dan giriyorlar şu anda. Raiden da var orada. Evet. Side'a çıktılar. Sudaki oyuncuyu kolay olması gerekiyor yakalaması. Oo. Infiri'de aynı kolaylıkla iki oyuncuyu düşürdü. Tekrar önce biz. AP'sini koruması onun için iyi olacaktır. Her ne kadar Ant takımının parası varsa da artık tükeniyor yavaş yavaş. Ve özellikle Abyss'in onu koruması gerekli. Abyss kaçırdı. Noscope kaçtı. İkincisi geldi ama bir tane daha geliyor. Yok artık. Fazla zorladı. Şimdi parası var mı? Acaba yani hepsinin yok. Evet hepsinin yok. Hepsi yani. Şahbaz belki force diyebilir ama hiç gerek yok. Yani. Ve tabii 5 avantajı hala devam ediyor Ant'ın. Eko'ya gideceklerdir. Ama tabii Eko'da da iyi bir takım. Söyler sıkıntı çıkarabilir. GP takımı da böyle o HN7'nin aldığı clutch round ile beraber tutundu. Map'e gitmiyor bir yere. 15-8'di. 7 round üst üste alması gerekiyorduk. İkisi geldi, kaldı 5'i. GP Ice tarafında. Kolay değil. Şimdi tek başına bir enter arayacak. Neden tek başına enter arıyor? Long'taki oyuncu onu bilmiyor. Hemen vazgeçti. Bombaya daldı, geri gelecek gibi. Infree şimdi short tarafından zorlama yapacak. Short'a yakın iki oyuncu var. Eğer Şahbaz mermi yerse dediğim anda Ampersi vurdu. Hasar almadı short'taki oyuncular. Short'ta bir oyuncu daha var. Burada YT de balonda konektördeki oyuncuyu vurdu. Incon. Yine iki tane frag. Tek kaldı fast motion. B tarafında bir aim punch. İşini bitirdi. 15-11. Bakalım silahları nasıl? AWP göremeyeceğiz gibi. Eğer Abyss Glass Cannon çekmez edecektim ki. Aa, devam ediyor. 30 Abyss. Şahbaz 22. Frekler oldukça iyi Ant takımında ama hala haritayı kapatamadılar. C4
Piast takımının da sanki yine B ısrarı devam edecek gibi. Short tarafına gelen bir oyuncu görüyorum. Long tarafında iki oyuncu var. Secure'lü bir şekilde. A tarafını sadece Abyss'e bıraktı. Antalya Sports takımı. YT açılışı Abyss olarak yapıyor. Long'da tek oyuncu var. Çok iyi. Yani Long'daki oyuncu sızabilir. İyi bir timing yakalarsa hayır. Tuvalet tarafına geri dönüyor ama. İmor da HN7'yi buldu şu anda. Ve yani iyice dağıldı şu an GP takımı harita. Dikkat edersen bir long var, bir short var, iki tane B'de. Yani tamamen birebir zorlama. Ama tabi bu da çok işe yaramayabilir. YT iyi yakaladı Raiden'ı. Çok iyi bir timing. Çok iyi. A'da başka kimse yok. Ve arkadaşlar çağıracak. Evet, aldığı infoyu Dumpster'a bir motof atmıştı. Dikkatsiz biraz. Dumpster'dan Imor çıktı. Çünkü çok derin bir motoftu evet. O. Merdiveni yakmadı gördüğüm kadarıyla. Ve Biscuit tek başına kaldı şu anda. B'de kimse yok diye düşünüyorsa eğer hataya düşer. Çünkü bir oyuncu var ama çok hızlı AWP ile. Cedir'i çok açığa kurdu. Çok kötü bir yere kurdu. Maalesef Biscuit çok açığa kurdu. Ve alt takımı da ilk haritayı böylece 16-11 ile önde kapattı. MediaMarkt'ta seçili oyuncu bilgisayarlarında %15 indirimle her oyunda kazananlar MediaMarkt Game Zone'da. Kazananlar MediaMarkt'ta.